Baba. Ne bu halin? Ya ne varmış halimde? Yeni mi kalktın? Yeni eski ne fark eder? Sen niye geldin? Ne istiyorsun? Ben kahvaltı hazırlamaya geldim. Ya ben hazırladım kahvaltısını. Annemi yedireyim mi? Ben yediririm. Bari şunları alaydın. Bak anneme biber kızarttım. Çok üzüldüm. Bana bak. Sen evine git. Bir daha da çağırmadan gelme. Hadi. Yazmış komiserin bu deli saçmasını. Benim karım eceliyle öldü. Doktor raporuyla da ispatlı. Sizin o deli saçması dediğiniz şey şikayet dilekçesine delil olarak eklendi. Ayrıca karınızdan bizzat ben teslim aldım. Komiserim, delil melil çok yanlış konuşuyor bu kadın. Otur, nerede olduğunu unutma. Kusura bakma komiserim. Avukat hanım, katilmişim gibi konuşunca kanına dokunuyor insan. İtham eden avukat hanım değil, karım. Komiserim, konu komşu, çoluk çocuk, kime isterseniz sorabilirsiniz. Aslı yok bu mektubun. Orasını bilemem. Biz ifadeni almakla yükümlüyüz. Gerisine savcı karar verecek. Ne savcısı ya? İki satır yazı için beni hapse mı göndereceksiniz? Allah şahidim olsun ki benim karıda kafa gidikti. İki kere felç geçirdi, felç. Senelerdir kalp hastasıydı. Ama beni gördünüz, bildiniz. Ben de katil tipi var mı ya? Yok. Nasıl öldüğü de ortada. Öyle değil mi komiserim? Sen ne alıcı kuş gibi bakıyorsun bana ya? He? Asıl siz gereğinden fazla saldırgansınız. Yoksa korkmuş mu demem lazım? Senden mi korkacağım lan? He? Senden mi korkacağım? Otur yerine dedim. Sen kimsin de mahkeme kuruyorsun burada? He? Alın götürün şunu. Atın nezarethaneye, aklı başına gelsin. Bunların hepsi iftira. İftira atıyorlar. Benim bir suçum yok. Ben bir şey yapmadım. Baba. Madem sözümüzün büyük mü yok, verelim ipi sallandırın. Siz de kurtulun, ben de kurtulayım. Yahu ben yapmadım diyorum ya. Niye kimse bana inanmıyor? Siz ne bakıyorsunuz ha? Feride kocan nerede? Yaktı ananız beni, yaktı. Eyvahlar olsun. Ya bu ne saçmalık, bu ne saçmalık? Niye hiçbir şey söylemiyorlar bize?
Sen bir sakin ol. Güzelce sorarız şimdi birini. Birsen Hanım. Buyurun. Siz de Feride Hanım olmalısınız. Evet. Siz kimsiniz asıl? Zeynep Önder ben. Annenizin avukatıyım. Hanımefendi, annemin avukatı falan yoktu. Demek ki size söylememiş. Annem niye avukat tutmuştu? Babamı nereye götürüyorlar? Babanız savcılık tarafından ifade vermek üzere çağrıldı. Pardon? Sebep? Siz neyle suçluyorsunuz ya benim babamı? Yalnız suçlayan ben değilim. Anneniz ölümünden babanızı sorumlu tutuyor. Ve cezalandırılmasını istiyor. Mezarda çürüyeceksin, ben de burada. Öyle mi Cennet Hanım? Anca beraber, kanca beraber diyor. Görüşeceğiz.